Kardeşim ne haber? İyi kardeşim, senden ne haber? Beklediklerine değdi bence. Bence de. Bir haftada iki video ya. Valla inanılmaz Aram. Ha? Lassa videosunu seyretmeyen kalmış mıdır? Gittik orada V Weekend'te Drift, Swap Masters, İt Köpek AŞ, Ekberonuk. Kimlerle ne muhabbetler ettik haberleri yok. Bak hala daha izlemeyenler var. İzlememeleri ayıp. Şuraya koyuyorum bakın Lassa'da. Koy. Öyle bildiğiniz tarzda bir video değil. Bir gidin bakın. Değişik. Değişik. Sağlam. O biçim. Bugün de bu biçim. Oo. Kayıtlı teknoloji. Hadi bu sefer bitirelim. Seni çok şaşırtacak Citroen bilgileriyle karşında. Şaşırt beni Aram. Şaşırtıyorum. Hadi. Devam. ...1878 yılında Fransa'da gözlerini açan Andrea Citroën, pek çok otomotiv markası kurucusu gibi aslında aileden şanslı bir çocuktu. Babası Fransa'nın en büyük elmas tüccarlarından biriydi. Baba Citroën, Güney Afrika'da bir madene yatırım yapar ve bu yatırımda başarısız olur. Bu başarısızlığın sonucunda da psikolojik olarak büyük bir çöküntü yaşar ve ne yazık ki intihar eder. Babasını kaybeden küçük Andrea bu olaydan çok etkilenir ve çocukluk kahramanı Jules Verne gibi dünyayı dolaşmak ve rol modeli Gustav Eiffel gibi dünyada kalıcı eserler bırakabilmek adına mühendislik okumaya karar verir. 1900 yılında Ecole Polytechnique Mühendislik Fakültesinden mezun olur. Mezuniyetten sonra annesinin memleketi olan Polonya'ya gezmeye gider. Bu gezi sırasında bir marangozhanede gördüğü bir dişli sistemi dikkatini çeker. Balık sırtı gibi iç içe geçmiş oklardan oluşan bu farklı dişli mekanizmasına adeta görüldüğünde vurulur. Çok cüzi bir rakama bu dişli sisteminin patentini de satın alır ve Fransa'ya getirir. Bu sistemin en büyük avantajı çok sessiz bir şekilde çalışmasıdır. İşte bu avantajı büyük bir fırsata çevirerek bu sistemin merkezinde olduğu bir şanzıman icat eder. Ve o dönemin gelişmekte olan endüstrisi olan otomotiv sektöründe bu dişliyi kullanmaya karar verir. Bu dişli sistemi şanzımanlarda o kadar başarılı olur ki daha sonradan diğer markalar da aynı bu sistemi kullanarak şanzımanlar üretmeye başlar. Ve şu anda dünya çapında bu dişli sistemi bir endüstri standardı gibi bir şeydir. Ve bu dişliye de biz çavuş dişli diyoruz. Neden çavuş dişli diyoruz kardeşim? İlk defa duyuyorum. Öyle mi? Evet. Çavuş dişli bir yaz gördüğünde anlarsın ya. Çavuş dişli. Evet. Yani çavuşla ilk defa duyuyor olabilirsin de. Başka ilk defa şey biliyorum da. Bak şuraya koyuyorum. Şanzımanların dişlisi işte ya. Bana çok bir şey ifade etmedi. Çavuşların olur ya. Ha, anladım. Ah be. Biraz geç düştü ara. Aynen. Diyorum sana. Ben çavuşların tam... pırpırından Türkiye'de ona çavuş dişi diyorlar. Ama şimdi Citroen'in logosunu gözünün önüne getir. Evet. Onun da işte iç içe geçmiş iki tane ok gibi şeyin olması aslında işte bu dişli sisteminden dolayı. Ve bunun da mucidi Citroen değil ama kaşifi diyelim. Polonya'da kullanılan bir sistemin patentini alıp Fransa'da otomotiv sektörüne koyuyor. Ve bunun avantajı sessiz olması. Onu da nasıl anlayabilirsin? Şu andaki şanzımanlarda abi bu dişli sistemi vardır. O dişliler hep aynıdır ama çapları değişir. Hı-hı. O da zaten işte birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci vitesler. Ve işte sen yüksek hızlara, yüksek devirlere çıkmana rağmen de herhangi bir dişli gürültüsü duymazsın. Evet. Ne zaman ki arabayı geri vitese taktığında, geri viteste giderken böyle garip bir ses çıkartır değil mi evet, bütün arabalar? Evet, aynen. Onun nedeni de geri vites dişlisinin abi normal düz dişli olmasıdır. Öyle mi? Aynen. Düşük devirlerde yüksek tork elde edebilmek için abi ona düz bir dişli kullanırlar. O düz dişli de çavuş dişli gibi sessiz çalışmaz. O yüzden de o duyduğun garip geri vites gürültüsü oradan geliyor. Çavuş dişli normal 1, 2, 3, 4 ileri, normal dişli geri vites. Anladım. Ve o işte iç içe geçmiş oklar da çavuş ismi oradan geliyor. Citroen logosu da oradan geliyor. Düşünebiliyor musun şu anda? Yani şu ana kadar üretilmiş bütün arabaların şanzımanında bu var abi. Devam. 1908 yılında Morse isimli bir otomobil markasına başkan seçilen Andrea, Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle yeni üretim tekniklerine ve Fransız ordusu için silah ve mühimmat üretiminin başına getirilir. Ve Fransız ordusu için yeni silah ve mühimmat üretimine odaklanır. 1915 yılında kurduğu bu küçük şirket, Fransız ordusuna 7500 adet 75 milimlik top mermisi üretmiştir. Bunun üzerine Andrea, Fransız hükümetine gider ve daha geniş çaplı ve daha büyük adetlerde üretim yapabileceği konusunda onları ikna eder ve 80 bin metrekarelik yeni bir fabrika kurmak için finansmanı hükümetten sağlar. Birinci Dünya Savaşı boyunca da toplam 23 milyon adet top mermisi üretmeyi başarır. 23 milyon top mermisi atabilmişler mi acaba? Birinci Dünya Savaşı'nda atmışlardır ya. 23 milyon. Evet, çünkü orada Birinci Dünya Savaşı'nda yani uçaklar ilk defa kullanılıyor ama çok kullanılmıyor. Aslında çoğunlukla kara muharebesi olarak geçiyor. Kanka yani. Tanesinden 2 lira kar etse topun. Tam Türk.
Kardeşim bak şimdi 23 milyon oradan şey yapsa kaç lira eder? Çok para eder. 46 milyon. Sonra ama Almanlar girip bütün ülkeyi işgal ettiğine nereye sokacaksın o parayı? Kardeşim vardır o. Biliyordur. Bir şekilde halletmiştir onu. Siçe'ye kaçırmıştır. Kesin. Babası zaten elmas tüccarıydı. Parayı aynen nereye yatırdı belli onun. Neyse bu sümüklü değilmiş en azından. Her an şimdi mesela biz bunları böyle anlatıyoruz ya böyle ballandıra ballandıra. Evet. Bir gün acaba bizi de böyle anlatacaklar mı? Beni anlatırlar, seni bilemiyorum. Neden beni anlatmıyorlar? Neden beni anlatmıyorlar? Senin bir tipo videosu bile çekemedi diye. Kardeşim tipo videosu gelecek. Onu neden çekmediğimizi biliyorsun. Adamlar araba yapıyor, sen tipo videosu çekemiyorsun. Kankacığım bak biz belki bana, başka... Bana teşekkür edin. Sizin adınıza ben laf soktum. Kardeşim başka evet, onunla ilgili farklı projelerimiz var biliyorsun. Tamam ama yani öyle diye bugüne getirdin. Tamam, bari hani onu çekmiyorsun tamam hani farklı projem var. Bari bir motosiklet... Motor değil. Pardon, motosiklet videosu çek. Onu da bir tane çektim böyle bir parmak bal. Bundan sonraki video motosiklet videosu. Bu da sözüm olsun. Ben seni bu koltukta görmeden ona inanmam. Kardeşim bak bu videodan sonraki video motosiklet videosu. Diyorsun. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Devam. Renault fabrikasıyla da işbirliği yapan Andrea, 35 bin işçiden sorumlu olan Fransa'nın lider üretim uzmanı unvanına sahip olur. Çalışanların sağlığını, aile ilişkilerini, sosyal ilişkilerini de her zaman göz önünde tutan Andrea, fabrikalarının içinde ve çevresinde çalışanların yararlanabileceği okullar, kreşler, sosyal olanaklara sahip tesisler kurma konusunda da her zaman öncü olmuştur. Bu Avrupalı olmasından dolayı bence. Evet yani insana değer. Amerika'da ve Japonya'da böyle hikayeler çıkacağını zannetmiyorum. Japonya'da olabilir de. Yok ya Japonya'da da hiç olmaz ya. Öyle mi diyorsun? Tabii. Amerika'da da zor yani. Ama tam bir Avrupalı değil mi? Yani evet. Bu herifin bu tarzı aslında Henry Ford'da var. Henry Ford biliyorsun bu cumartesi pazar tatil şeyini ilk Henry Ford çıkartıyor abi. Evet. Öyle mi? Ondan önce hafta sonu tatil diye bir şey yok abi. Allah Allah. Köle gibi herkes delil gibi sabah akşam çalışıyorlar abi. Yani hafta sonu kavramı yok. Henry Ford işte o Ford T modeli üretim aşamasında sadece işte o konveyör bantla üretimli değil abi. İşçilerin daha verimli çalışabilmesi için de o 8 saatlik vardiya sistemini getiriyor mesela. Yani daha önceleri mesela 8 saatlik vardiya diye bir şey de yok. Allah Allah. İnsanlar böyle ölümüne çalışıyorlar abi. Hani yorulunca bırakıyor herif yani. Öyle bir evet öyle bir sistem var. İlk defa diyor ki bu verimsiz. Yani herkes ölümüne çalışması gerek yok. 8 saat çalışsın, 16 saat dinlensin, haftanın 5 günü çalışsın, haftanın 2 günü dinlensin diye bir sistem getiriyor. Zaten onun üzerine Ford şaha kalkıyor. Mükemmel. Yani çünkü çalışanlar daha önce hiç onlara böyle haklar verilmediği için bir anda şirketi fazla sahipleniyorlar. Ve hani verimlilik tavan yapıyor. O yüzden de işte araçların üretimi hem maliyet olarak minimuma iniyor hem de süre olarak minimuma iniyor. Ve bir anda işte o otomobil patlaması yani. Anladım. At arabaların yerine otomobiller giriyor abi. Süper. O yüzden bu adamda da, şimdi ileride göreceğiz birazdan, bu Henry Ford'un şeyi var. Dünyaya bakış açısı var. Anladım. Çalışanların da işte sosyal hayattan kopmamaları için bir takım şeyler yapmışlar. Devam. İşte bu hızlı büyümeyle birlikte şirket içinde farklı farklı alanlarda bir takım üretim denemeleri de yapılmaya başlamıştı. Bunlardan biri de otomobilde. Şirket bir yandan top mermisi ve bombalar üretmeye devam ederken bir yandan da otomobil üretimlerini denemelerine başladı. Ve bu konuda kendilerini geliştirdiler. Günde 1000 adet otomobil üretebilecek seviyeye kadar da gelmişlerdi. Ve 1919 yılında ilk Citroen markalı otomobil üretim bandından inmişti. Citroen Type A. Bugüne kadar piyasaya çıkmış birçok Citroen gibi döneminin ötesinde birçok farklı opsiyonu içinde barındıran gerçekten farklı bir otomobildi. Tabii ki de o dönem için. 1326 cc'lik 10 beygirlik bir motora sahipti. Ve dünyada ilk defa elektrikli marş motoru ve elektrikli farlar da bu otomobilde kullanılmıştı. Bu otomobilden önce genelde o eski filmlerden hatırladığımız arabanın önünde kolla çalıştırılan motorlar vardı. Ve arabanın elektrik aksamı olmadığı için korna, sinyal lambası, far gibi düzenekler de daha geleneksel yöntemlerle çözülmeye çalışıyordu. Uçakları da öyle çalıştırmıyorlar mıydı? Aynen öyle. Ya yani marş motoru diye bir şey daha icat edilmediği için, yani düşünmemekleri için genelde o ilk tahriyi manuel olarak veriyorlar. Uçaklarda da pervaneyi çeviriyorlar. Evet. Bunlar da işte kolu takıp çeviriyorlar. Zaten işte sinyal minyan yok, onları elle yapıyorlar. Farlar da genelde böyle yağ lambası bilmem ne falan filan yani at arabalarındaki sistem neyse otomobilde de o var. Bu abi işte ilk defa biz niye elektriği kullanmıyoruz diyor. Vay. Bir de biliyorsun yani o dönemlerde aslında içten yanmalı motorlar piyasada hakim değil. Yani ilk çıkan otomobiller elektrikli otomobiller. Yani elektrik aslında otomobil teknolojisinde kullanılan bir şey o dönemde. Hı hı. Ama hani içten yanmalı motora sahip bir arabada ekstradan bir de küçük bir elektrik motoru koyup işte marş onu bağlayıp
işte farı ona bağlamak falan, bunları ilk defa Citroen düşünüyor. Devam. Biraz önce söylediğim gibi Citroen, Henry Ford'un o devrimsel konveyör banttaki üretim tekniğini benimsedi ve fabrikalarını bu şekilde revize etti. 1919'un Haziran ve Aralık ayları aralığında sadece 2500 adet otomobil üretebilmişlerdi. Fakat takvimler 1920 yılının sonunu gösterdiğinde bütün yıl boyunca 20.000 adet otomobil üretmeyi başarmışlardı. 1921 ile birlikte yeni bir model otomobili piyasaya sürdüler. Citroen Type C. Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtılan bu küçük sempatik otomobilin 860 cc'lik mütevazi bir motoru vardı ve 5 beygir güç üretebiliyordu. Sadece 2 kişilikti ve Henry Ford'un Model T'si gibi tek bir renk seçeneğiyle satılıyordu. Bu tek renk de şaşırtıcı bir şekilde sarıydı. Arabanın lakabı da Petit Citron, yani küçük limondu. 1922 yılında otomobilin satışına başlandı. Otomobilin popülerliğini arttırmak için de o dönemde meşhur bir meydan okumu olan Sahra Çölü'nü baştan sona geçme hedefini kendilerine koydular ve bunu başaranlar listesine girmeyi de başardılar. 1924 yılında bu modeli ufak tefek değişikliklerle modifiye ettiler. En büyük değişiklik ise iki koltuğun ortasına yerleştirilmiş olan üçüncü koltuktu. Yani araç artık 3 kişilikti. Bu üçlü koltuk düzeneği de bir yonca yaprağına benzediği için aracın lakabı Fransızca trèfle, yani yonca yaprağıydı. 1926 yılına kadar da otomobil neredeyse hiçbir değişiklik yaşamadan satışa devam edildi. Ve toplam satış adedi de 90.000 adetin üzerine çıkmıştı. Citroën aynı dönemlerde patenti Adolf Kagres isimli bir adamda bulunan, adı da Otto Schenil olan paletli otomobiller üretmeye başladı. Ben adı Otto Schenil olan bir paletli arabayı ciddiye almam. Ama o dönemin en böyle ikonik araçlarından biri biliyorsun. Bu araçların şöyle bir özelliği var. İkinci Dünya Savaşı'nda Fransa Naziler tarafından işgal ediliyor ya. Hı hı. Adamlar işte bu otomobillerin, bu paletli otomobillerin abi bütün şeylerini ele geçiriyorlar. Üretim tekniklerini ve teknolojilerini. Ha. O hani İkinci Dünya Savaşı filmlerinde gördüğün hani o paletli ön tarafı tekerlek, arka tarafı paletli, evet. Nazi kamyonları var ya, aslında onlar işte Citroën. Öyle mi? Aynen. Ha. Yani şeyi, teknolojisi ve şeyi Citroën. Üretimi Citroën değil tabii ama. Bunlar neden kayboldu Aram? Bence maliyetlerden dolayı kayboldu. Bir de şu anda yollar, o dönemki var. Lastik teknolojisi şu andaki kadar ileride değildi. Yani şu anda o yollara karşı koyabilecek lastik üretimleri yapılıyor abi. O dönemde bence bunlar olmadığı için palet daha dayanıklıydı. Çünkü bu aletleri abi mesela kim kullanmış? İsveç Posta Kurumu kullanmış. İsveç nasıl bir yer abi? Alpler, Martler, dağlık değil mi? Adam işte o Sarp dağ yollarında bu paletli kamyonetleri kullanmışlar. Bunlar da bunun çok ne kadar dayanıklı ve güçlü olduğunu gösterebilmek için abi dünya turlarına falan çıkmışlar. Yani buradan işte nasıl diyeyim sana, işte Cezayir'den çıkıp İspanya'ya gitmişler. Mesela kardeşim Ekim 1925'te yola çıkıyorlar abi Cezayir'den. Haziran 1926'da Ümit Burnu'na gidiyorlar abi. Yani o Afrika'nın alt taraftaki burnuna, yani bütün Afrika'yı boydan boya geçiyorlar. Ne kadar işte? 8 ayda falan. Tamamen bu aletle. Şimdi o dayanıklılığı gösterebilmek için de bir takım böyle şov seyahatler yapmışlar ve bütün dünyaya da kendini ispatlamışlar. Devam. İşte bu tip seyahatler o dönem için çok 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 büyük haber niteliğindeki büyük gelişmelerdi. Yani bir otomobilin Sahra Çölü'nü baştan sona geçmesi ya da başka bir otomobilin işte Cezayir'den Ümit Burnu'na kadar yolu kat etmesi gibi şeyler çok farklı hikayelerdi. Bu hikayeleri başarmış olmak da Citroën'in, o Jules Verne'in dünyayı dolaşma hayalini gerçekleştirmesi anlamına geliyordu aslında. Hayallerinin bir kısmına belki de bu sayede ulaşmış sayıyordu kendini. Bu aslında Andrea Citroën'in bir başarısıydı. Kendisi sadece çok iyi bir mühendis değil, çok da iyi bir pazarlama uzmanıydı. Şu anda hala da hayatımızda çok standart bir şekilde bulunan bir takım pazarlama faaliyetlerini ilk defa o dönemlerde Andrea Citroën ortaya çıkartmıştı. Mesela bunların başında gelen test sürüş. Ne kadar standart bir şey değil mi? İlk defa mesela otomobili satmak için test sürüşü yaptırma olayını Citroën ortaya atmış ve ilk defa o yapmış mesela. Allah Allah. Aynen, onun aklına gelmiş yani. O zamana kadar hiç kimse binip arabayı test edemiyor muymuş? Test sürüşü kimsenin aklına gelmemiş abi. İlk defa o herif işte 1920'lerde, 30'larda Allah Allah. Test sürüşü yaptırıp otomobil satma tekniğini ortaya çıkartmış. Mesela bir başka şey var abi. Herif Eiffel Kulesi'ne 20.000 ampul ve böyle kilometrelerce kabloyla Citroën yazmış. Eiffel Kulesi'ne bak, fotoğrafı var. Şöyle koyayım. Bayağı bildiğin yani bu şimdi yani şu anda bile yapsan büyük sansasyon yani. Doğru şimdi mu? İzin yani, vermezler. Yani, izin vermezler ama 20.000 ampul ya. Ampul bak led met değil yani. Hani o dönemi düşün. 30'lar 20'ler. Ampul ya, o ampulleri tek tek takıyorsun abi.
Devam. 1931 yılında yaptığı bu tanıtım faaliyetleri sanki yetmemiş gibi C4 ve C6 kodlu modellerle Beyrut'tan Pekin'e doğru yola çıktı. Beyrut'la Pekin arasındaki mesafeyi düşünecek olursanız bu yol üzerinde buzullar da var, çöller de var, savaş alanları da var. Aklınıza gelebilecek her türlü zorlu coğrafya var. İşte bu yollardan geçerken Citroen 4200 metre rakımlı bir yerden de geçmeyi başararak dünyanın en yüksek noktasından geçen otomobil ünvanını da ele geçirmişti. 32 yılında Citroen'de devrim sayılabilecek bir yeniliğe daha imza atıldı. Aslında bu yeniliği Chrysler'den de ödünç almışlardı. O döneme kadar motorlar direkt olarak şasiye bağlanıyordu. Chrysler'in geliştirdiği bir yöntemle birlikte araya kauçuk bir takım yastıklar konuluyordu. Motordan kaynaklanan titreşimler neredeyse sıfıra indirgeniyordu. Erhan'cığım o zaman sönümlemişler. Ya bak yine kullandığı lafa bak ya. İyi ki bir kelime biliyorsun ya. Önemli bak. Sönümleme. Sönümleme. Evet, motordan gelen titreşimleri sönümlemiş kardeşim. Tamam süper. Anlaştık mı? Kardeşim onu da keşfetmiş yani. Onu da bulmuş. Yakışır. Onu da yapmış. Onu da kullanmış. Yakışır. Devam. André Citroën aslında sadece yetişkinlere de hitap etmek istemiyordu. Çocukluktan başlayan otomobil sevgisinin çok daha kalıcı ve çok daha sahiplenici olacağına inanıyordu. İşte bunu kanıtlamak için de çocuklara yönelik küçük otomobil oyuncaklar üretmeye başladı. Çocuklar hem otomobille olan ilişkilerini geliştiriyorlardı hem de bu oyuncaklar sadece Citroën markalı üretildikleri için daha küçük yaşta Citroën markasını hem telaffuz etmeye hem de sevmeye başlıyorlardı. Ve ailecek sahiplenilen marka sayesinde satışlar gerçekten inanılmaz seviyede artmıştı. Çocuk mocuk dedik, şöyle bir renkli bir tişört giyeyim ya. Giy. Oo bak işte en ikonik modellerden bir tanesi. Biraz sonra bu DS'lere gireceğiz kardeşim. Tamam. Ben de severim DS'leri. O yüzden Citroen anlatırken hep DS tişörtleri giyeyim. Vallahi helal olsun. Tişörtler DS, satışlar... Yepyeni. Başka bir şey? Yok. Evet arkadaşlar, bir önce giydiğin tişört, bu tişört ve birazdan giyeceğin tişörtlerin hepsi ve daha fazlası sizi yepyeni.com'da bekliyor. Farklı markalar, farklı modellerin de tişörtleri var. Gidip göz atarsanız sevinirim. Bize destek olursanız da daha çok mutlu oluruz. Teşekkürler. Devam. İşte tüm bu başarılar ve tüm bu yatırımlar yapılırken aslında 1929 yılında Wall Street'in çökmesiyle birlikte dünya çapında bir ekonomik buhran yaşandı. Tabii ki de herkes gibi ve büyük firmaların birçoğu gibi Citroen de bundan olumsuz şekilde etkilendi. Amerika'ya satış yapan Avrupa markaları o pazardaki mevcudiyetlerini neredeyse kaybetme noktasına geldiler. Citroen de bundan olumsuz etkilendi ve mali açıdan çok zor bir duruma düştü. İşte bu mali buhrandan çıkmaları için onların yardımına da başka bir Fransız şirketi yetişmiştir. Michelin. Evet, bildiğiniz lastik üreticisi Michelin, Citroën'le 1930'larda ortak olmuştur. Vay. Vay arkadaş. Sahtekar ya. Vay. Gerçekten çok iyi ya. Ne diyorsun ya? Çok canım. Hadi canım. Ne iş var ya? Ne yapmıştı? Niye? Abi araba satılmazsa nasıl lastik takacaksın? Özür dilerim. Devam. İşte bu mali destekle birlikte Citroen yepyeni bir model üzerinde çalışmaya başladı. Traction Avant Type 7. Tek gövde seçeneğine sahipti ve önden çekişliydi. Günümüzün MacPherson tipi dediğimiz süspansiyonlarına benzer bir süspansiyon sistemi vardı. Bu tabii ki de oldukça büyük bir konforu yanında getiriyordu. Ayrıca iki ileri otomatik şanzımanı vardı. Bu da o dönem için yepyeni bir teknolojiydi. Döneminin muadil araçlarına göre 20 cm daha alçak olan otomobil bu sayede gerçekten çok iyi bir yol tutuşa sahip oldu. Bu model çok büyük bir başarı sağlayamamıştı. Bunun üzerine yeni bir model üzerinde çalışmaya başladılar. 11CV. 11CV hem motor olarak daha kuvvetliydi hem de genel anlamda çok sağlam bir otomobildi. Otomobil tanıtımı için çekilen reklam filminde kullanılan araç tam 11 kere bir uçurumdan aşağıya atılmıştı ve aracın camlarının patlaması dışında genel olarak karoserine hemen hemen hiçbir şey olmamıştı diyebiliriz. İşte o kadar sağlamdı. Acaba o zaman arabaları böyle yekpare çelik falan mıydı ya? Yani şey olarak tabii ki de daha... Ya bugünün arabalarının kaportaları gibi değildi herhalde zaten. Daha sağlam malzemeler. Bir de şimdiki gibi çok kompozit malzemeler yok yani. Yani nedir işte farklı çeşit plastikler, işte karbon fiber bilmem ne falan yok abi. Ne var yani? Eldeki işte çelik var. Demir. Demir, çelik. Onun dışında alüminyum sonradan devreye giriyor. Çok uzun bir süre demir ve çelikle gidiyorlar herhalde. Yani. Ağır da herhalde. O yüzden evet tabii. Yani bu eski Amerikan otomobillerini falan düşün abi. Onlar da aynı şekilde yani. Hem ağırlar. Neden ağırlar? Çünkü komple her yer metal yani arabada. Evet. Devam. Başarılı olması için 11CV'ye bu kadar yatırım yapıldığı için beklenen satışlar gelmediğinde de şirket tepe taklak olmuştur. 1934 yılında tam anlamıyla iflas bayrağını çekerler. Bu iflas sonrasında da Andreas Citroën ilk önce ülser olur, sonra bu mide kanserine çevirir ve 1935 yılında da
fakir bir adam olarak hayatta gözlerini yumar. Kanka çok trajik oldu ya. Evet. Bu kadar başarılı bir adam. Ama işte egolar çok büyük olduğu için başarısızlık onlar için kabul edilemez bir şey. Ve işte bundan psikolojik olarak da yani vücut olarak da daha senden benden daha farklı tepkiler veriyorlar yani. Devam. Andrea'nın hayatını kaybetmesinden sonra şirketin yönetimi tamamen Michelin firmasına devredilir. Michelin de ilk iş olarak 11CV modelinin daha uzun şaseli bir versiyonunu üretir. 11CV Commercial adındaki bu model saatte 130 km gibi o dönem için yine çok hızlı sayılabilecek bir hıza ulaşabiliyordu. 2800 cc'lik motorundan 77 beygir güç çıkıyordu. Reine de la Route yani yolların kraliçesi lakabına sahipti ve Citroën'in şu anda hala daha sahip olduğu o konfor yani yolda giderkenki yaşadığınız konfor hissinin ilk temellerinin atıldığı araçtı diyebiliriz. Yüksek fiyatı yüzünden genellikle zenginler tarafından tercih ediliyordu. Yüksek hızı nedeniyle de polis araçları tarafından yakalanamıyordu. Bu yüzden de dönemin gangsterleri tarafından sıklıkla tercih edilen otomobil modeliydi diyebiliriz. İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle birlikte de Citroën'in otomobil üretimi tamamen durdu. Üretilmiş ve satılmayı bekleyen otomobiller de Naziler tarafından işgal edildi ve kullanılmaya başlandı. Savaş boyunca hiçbir üretim yapılmadı. Savaştan da neredeyse hiç etkilenmeden kurtulmayı başaran nadir firmalardan biridir Citroën. Savaş sonrası dönemde de savaş öncesi dönemde ürettikleri modelleri tekrardan üretmeye karar verirler. Yüksek fiyatlara sahip bu modellerde dönemin zengin insanları, doktorları, mühendisleri veya zengin çiftçileri tarafından tercih edilmiştir. Takvimler 1948'i gösterdiğinde Citroën bu lüks otomobillerle daha ileri gidemeyeceğini fark etti ve bunun üzerine yeni 2CV modelini Paris Motor Show'da tanıttı. Düşük maliyetli, konforlu ve sorunsuz bir otomobil olarak bilinen 2CV, yükselip alçalabilen süspansiyonu sayesinde hem arazide hem de yollarda rahatlıkla gidebiliyordu. İkinci Dünya Savaşı'nın yıkımı sonrası Avrupa'nın düşük kaliteli yollarından etkilenmeyecek, düşük bakım maliyetlerine sahip bu model 1990 yılına kadar 7 milyon adetten fazla üretildi. Dünya tarihindeki kilometre taşlarından biri olarak anılır. Bu yine şeye benziyor. O dönemin klasik şey arabası işte. Abi aslında prensip ne biliyor musun? At arabasının yerini alabilecek bir araba üretmek istiyorlar. Böyle kırsalda, çiftliklerde vesairede rahat rahat kullanılabilecek, yol olmayan yerlerde bile kullanılabilecek bir otomobil üretmek için yola çıkıyorlar. Arazi. Sonra da 2CV'yi üretiyorlar abi. Ve hani Beetle kadar fazla satmamıştır tabii ki de. 7 milyon az bir rakam değil ama Beetle çok daha fazla satıldı. Aynen. Ama hani yine baktığında abi hani Avrupa'yı tekrardan savaş sonrası dönemde ayağa kalkmasında yardımcı olmuş otomobillerden biridir 2CV. Bu arabaların bir özelliği de galiba bu arka çamurluğunun lastik seviyesine kadar gelmesi mi acaba? Yani o tasarımsal bir detay aslında. Ama şimdi 1960'larla birlikte ortaya çıkacak modellerde abi aerodinamiğe tabii ki de kafa yoruyorlar. O yüzden daha böyle çamurluklar falan kapalı, daha böyle derli toplu tasarımlara geçiyor. Ama bu da çok güzel bir araba. Bundan Türkiye'de var mıydı acaba? Beetle kadar çok yoktu. Eminim ki izleyenler arasında hani ne bileyim babası dedesi 2CV sahibi olmuş olan insanlar vardır. Varsa aranızda 2CV'ye bir şekilde aileden dolayı binmiş olanlar aşağıda bizimle paylaşsın. Devam. 1955 yılına geldiğimizde de Citroën o döneme kadar üretilmiş en konforlu aracı üretti. La DS. Yani Citroën DS. Yani Erhan siyah nokta. La DS. La Dez ne demek biliyor musun kardeşim? Ne demek? Tanrıça demek. Oo. Goddess. DS. DS diye okunuyor. DS de Fransızca'da Goddess yani Tanrıça demek. O yüzden bu otomobillerin lakabı Tanrıça abi. Mantıklı. Devam. Citroën'in 1950 yılında inşa etmeye başladığı rüzgar tünellerinden ortaya çıkan bu mükemmel otomobil, Citroën'in dünya çapındaki ününün artmasını sağladı. 1999 yılında yapılan geniş çaplı bir oylama sonucunda 100 yılın otomobili sıralamasında Ford Model T ve Mini'nin ardından 3. sırayı almıştır. İşte Tanrıça o derece güzel bir otomobildir. 1968 yılında işlerin iyi gittiği dönemlerde İtalyan otomobil üreticisi Maserati'yi satın alan Citroën 2 yıl boyunca markanın yönetiminde söz sahibi olmuştur ve Fransız elegant güzelliğiyle İtalyan motor gücünü birleştirerek Citroën SM'i üretmişlerdir. Maserati Bora'dan ödünç aldığı V6 motor ile tam bir Grand Turismo olan SM Citroën fanları tarafından da gerçek bir şaheser olarak gösterilmektedir. 1973'teki petrol krizi nedeniyle üretimin durdurulmasına kadar Avrupa yollarına tarz ve performans kazandırmıştır. Eren bu bizim çocukluğumuzda bir yükselen alçanın araba vardı. Bu muydu? Aslında ilki bu ama o senin çocukluğunda hatırladığın model abi Citroën CX.
CX. Aynen. İlk bu hidroaktif süspansiyon sistemi diyorlar buna abi. Aha. İlk kullanılan model Citroen SM. Ama Citroen SM çok böyle ne diyeyim spor otomobil gibi bir araba yani. Aha. İki kapılı işte Gran Turismo dedikleri bir alet. O yüzden hani o çok böyle yaygın bir model değil. Türkiye'ye kadar gelen yani dünyada satış rakamı olarak yüksek rakamlara çıkmış olan model Citroen CX. Arabayı ilk park ettiğinde böyle oturan, evet, çalıştırdığında kendi kendine yükselen ve hatta hani bir şehir efsanesi vardır. Videonun sonunda da onu cevaplayacağız. Üç tekeri üzerinde bile gidebiliyor. Aynen. Hani bir tekeri çıkarttığında bile araç yolda gidebiliyor mu hikayesinin merkezinde olan model Citroen CX'tir. Citroen CX'in benim için de ekstra bir ayrı yeri vardır kardeşim. Evet. O her videonun sonunda bahsettiğim dedem var ya. Tamam. Dedemin de bir CX'i vardır. Aa. Hatta bak bakalım şu mavi arabanın kaportasında duran küçük çocuk kim? Aa, yerim yine günüm benim. Bu araba da Citroen CX kardeşim. Dedemin Citroen CX'i oldu. Yani benim için de yeri ayrıdır. Hatta içi hala daha gözümün önünde çünkü uzay mekiği gibiydi araba. Yani böyle butonlar, düğmeler, direksiyonu böyle bir garip. Araba zaten böyle oturuyor, çöküyor, kalkıyor falan böyle. Benim de böyle hani çok sevdiğim, duygusal olarak bağ kurduğum arabalardan biridir CX. Bizim de alt komşu da vardı. Ben de hep o park ederken veya giderken orada mı olmaya çalışırdım? Aynen. Çok fantastik yani zaten arabanın tasarımı da çok fantastik. Evet. Bir de hani böyle kalkması, inmesi bilmem ne falan böyle içi, düğmeler falan hakikaten. Herhal sende bir ortak şeyimiz oldu galiba. Bir beğenimiz. Bir CX bir hoşlantımız oldu. Bir CX mi toparlasak ha? Yok yine Tipo iyiydi. Tipo'yu acaba bu süspansiyon sisteminden mi? Olmaz. Yemez. Yemez. İyi o zaman. Devam. 1970'lere kadar 2 CV ve DS sayesinde çok iyi satış rakamları elde eden Citroen'in o dönemki patronu olan Michel'in düzensiz mali gelirler yüzünden şirketteki %49'luk hissesini Fiat'a satar. Ancak Fiat bu yaraya merhem olamaz. Ve sürüncemede geçen 2 yılın ardından Citroen tekrar iflas bayrağını çekmek zorunda kalır. Aslında bu iflasın altındaki yatan temel neden Citroen'in Amerika pazarındaki muazzam başarısıydı. Bu başarının önünü kesmek isteyen Amerikalı üreticiler Citroen'in kendine has teknolojilerinin bazılarını Amerika'da yasakladılar. Ve bu sayede Citroen'in Amerika'daki satışları düşme eğilimi gösterdi. Fiat satışı sonrası gelen iflas nedeniyle de olumsuz bir pozisyona düşen Citroen'i kurtarmak için Fransız hükümeti bu sefer yardıma bir başka Fransız devini çağırdı. Peugeot. Peugeot ilk başta Michelin hisselerini satın alarak Citroen'deki varlığını arttırdı. Daha sonradan Fiat'ın hisselerini de satın alarak şirketi tamamen satın almış oldu. Ve bu sayede günümüzde de hala daha varlığını devam ettiren PSA Grup ortaya çıkmış oldu. PSA Grup'un ortaya çıkmasının temel nedenlerinden biri aslında ortak teknoloji kullanımı, ortak otomobil üretimleri ve tabii ki de ortak satış ve satış sonrası hizmetlerin verilmesiydi. Bunun da ilk meyvesi Peugeot 405'tir. Peugeot 405'te Citroen'de görmeye alışık olduğumuz hidrokinematik süspansiyon sistemine benzer bir sistem kullanılmıştır. PSA grubu maliyetleri düşürmek için çalışmalara başladı ve ilk defa platform paylaşımını yaptı. 80'lerde Citroen BX gibi tanıdık çizgilere sahip sıra dışı ama erişilebilir otomobiller üretmeye devam ederken bir yandan da Citroen XM gibi lüks ve elegantın otomobildeki karşılığı modellere imza attılar. Dünya çapındaki değişen trendlere de ayak uydurmak adına kompakt bir hatchback olan Citroen AX modelini ortaya çıkarttılar. 90'lara geldiğimizde de Citroen ZX ve Xantia gibi Peugeot ile ortak platformları paylaşan modeller bir bir ortaya çıktı. 90'lara damga vuran modeli ne diye sorarsanız Citroen Saxo derim. Erhan'cığım niye böyle bir isim koymuşlar ya? Saxo mu? Evet. AX'ten dolayı bence. Ha, İçinde anladım. A ve X geçsin diye. Kakso yani, da koyabilirim. Saxo. Kakso yani Saxo ne demek? Daha seksi olmuş ama. Değil mi? Saksafon. Ülkemizde de oldukça popüler olan bu modelin özellikle VTS versiyonu 1 tonun altındaki ağırlığı ve 16 valfli 118 beygirlik motoru ile 97 ile 2003 yılları arasında pek çok gencin hayallerini süslemiştir. Hoca 97-2003 senin dönem. Kardeşim benim dönem de bizim çevremizde öyle çok söyleyemiyorum şimdi. İsmini ağzıma almak kardeşim, için diyorsun yani. Bizim çevremizde yoktu yani. Ya gidip niye böyle bir isim koydun kardeşim ya? Abi işte bir de bu kadar güzel araba ya. Bir önceki kasası AX'i ya. Tamam onu anladım. Onu devam ettirmek için böyle bir şey uydurmuşlar ya, yani ama seksi olsun diye koymuşlar muhtemelen ama yanlış olmuş bence. Evet, birazcık yani. Yanlış olmuş. Belki de sadece Türkiye'de mi böyle acaba? Yani bilemiyorum. Zannetmiyorum. Evrenseldir satışı. Evrensel bir şey yani evet. Ama araç hani döneminde yani 97 döneminde düşünüyorum ben o 106 GTI'ların falan olduğu dönemde abi. Bir 106 GTI'ler vardı bir de işte bu VTS'ler vardı abi. Hani kapışabilen sokakta hani yan yana geldiğinde dur bakalım ne olacak dediğin araçlar bunlardı.
Ha, 106 GTI kadar tabii popülerleşemediler ama bence iyi arabalardı ya. Güzel arabalardı canım. Sadece ismi offside. Hatta hala da aralarda ben görüyorum. Ben de görüyorum. Böyle böyle ara gaz attıra attıra. Ben de görüyorum. Bir de hani 980 kilo mu ne alet? 118 beygir atmosferik bilmem ne. Tabii canım, çok kuvvetli aletler. Yani hani sıra dışı. Devam. Motor sporlarında da yine bu dönemde ürettikleri ZX modelinin rally versiyonu ile Dakar rallisini tam 4 defa kazanmışlardır. Şu anda motor sporları dediğimizde, hatta WRC denildiğinde Citroën adını altın harflerle yazdırmış mıdır? Yazdırmıştır. Nedeni de 2003 ile 2013 yılları arasında tam 8 kere takım şampiyonluğuna erişmişlerdir. Yine aynı bu dönemde Sebastian Loeb 9 kere pilotlar şampiyonluğunu elde etmiştir. Tam Sebastian Loeb'den kurtulduk derken başka bir Fransız ve başka bir Sebastian ortaya çıktı. Sebastian Ogier. Sebastian Ogier de 2013'ten günümüze kadar ne kadar şampiyona varsa WRC'de hepsini kazanmıştır diyebiliriz yani. Bu iki Fransız WRC'nin eski günlerinden uzak, heyecansız, beklentisi düşük, rekabeti az bir organizasyon olmasına neden olmuştur diyebiliriz. WRC neden eskisi gibi izlenmiyor derseniz işte bu duruma bakabilirsiniz. 2003'ten 2019'a kadar iki tane adam bütün şampiyonlukları paylaşıyor. Citroën de bu dönemin 8 yılına markalar şampiyonu olarak imzasını atıyor. Neyse, bu konuda çok doluyum, daha fazla uzatmayacağım. Şu anda Citroën ne yapıyor diye sorarsanız aslında yıllar önce yapması gereken şeyi yapıyor. Yani DS markasına verilmesi gereken önemi veriyor. DS artık Citroën'den ayrılmış, kendi ayakları üzerinde duran bambaşka bir markadır. Yani Citroën kendi içinden ikinci bir markayı çıkartmıştır diyebiliriz. Kendine ait showroomları vardır. Ortak üretim tabii ki de yapıyorlar. Ama otomobillere baktığınızda bambaşka otomobiller görüyorsunuz. Erhan, neden bu markalara ayırmışlar sence? Ya bence bir noktada elektrikli araç modeli DS olabilir yani. Öyle bir stratejileri olabilir yani. Yani ama model gibi ayırmamışlar. Baya markaya ayırmışlar. Evet evet, markaya ayırdılar. Farklı bir marka yani. Şeyi de farklı yani. Satacaklar mı acaba? Gidiyorsun mesela. V Weekend'e gittiğimizde görmüştük. Citroën de var, DS de var. Ama ayrı ayrı yerlerde duruyorlar abi. Birbiriyle iç içe de değiller yani. Evet. Acaba satacaklar mı işte bir tanesini? Satacaklarını ben zannetmiyorum. O alt markalar her zaman işe yarıyor ya. Yani Volkswagen düşün abi. İşte Seat, Skoda, Volkswagen, Audi. Hı hı. Yani hani o skalayı düşün. Hep ortak plan platformlar ama hep farklı hedef kitlede, farklı beklentileri karşılayacak modeller yaratıyorlar. Şimdi Opel'i de satın aldı PSA Grup. Öyle düşünmen lazım yani. Peugeot var, Citroën var, DS var, Opel var. Hep farklı hedef kitlelere giden farklı modeller bunlar. Ben mesela C4 Cactus'u çok beğeniyordum. Evet. Bu yanında böyle koruma şeyler olan bayağı radikal bir şey. Ama onu mesela çok devam ettirmediler. Demek ki çok tutmadı o. Ama şu anda o şeylere bakarsan mesela DS'leri... C5 Air falan çıktı abi. Aynı çizgilere sahip yani böyle sıra dışı çizgilere sahip otomobiller yapıyorlar. Bence Citroën'lerde eksik olan şey tasarım değil, teknoloji. Evet. Yani şu anda tasarım olarak çok sıra dışı otomobiller. Ama teknoloji olarak çok sıra dışı değiller abi. Eskiden sahip oldukları şey sıra dışı teknolojileri de bünyesinde barındırmış olması. Ama geldiğimiz noktada baktığında abi bir Peugeot'a bindiğindeki gördüğün teknolojiden farklı bir teknoloji görmüyorsun yani. Acaba Peugeot'a satıldıktan sonra mı işler değişti biraz? Tabii değişmiş abi. Yani sonuçta her yerin bir amirali var. Oranın amirali de abi Peugeot. Çünkü çok güzel anlattın. Harika bir hikaye bu. Ama belli bir yerden sonra sanki bir düşüş yaşanmış. Yani evet, o finansal güçlükler vesairenin sonucunda abi. Yani birileri seni satın alıyorsa abi, onun malı oluyorsun. Citroën de günün sonunda Peugeot'un malı olmuştu. Ne kadar ortaklaşa olsalar da yani. Ama ben mesela Citroën sevmezdim. Şu an Citroën'e ısındım. Citroën iyidir ya, ben severim. Yani gerçi benim tabii dededen kaynaklı bir şeyi de var yani. Bir dede, bak dede dedik. Dedenin lafını hiç paylaşmadı. Evet, ne demiş? Dedem ne derdi biliyor musun? Ne derdi? Farklı olmaktan korkmayın derdi. Herkes gibi aynı olmaktan korkun. Şimdi Citroën bunun ete kemiğe bürünmüş hali bence yani. Farklı olmaktan korkmayan, cesur ve her zaman yenilikçi olabilme gibi bir endişesi olan bir marka. O yüzden bu anlamda bence öncü bir marka. Aynen. Bence Citroën'i de seven de bu yüzden seviyor abi. Güzel hikaye yani. Değil mi? Şimdi gelelim sorunun cevabına. Hadi bakalım. Üç tekerlek üzerinde gidebiliyor mu? Bence gidemiyor. Az siktir. Yeah. Vay. Adam? Adam karda gidiyor üç tekerlekli. Yani sadece asfaltta masfaltta değil, bildiğin karda adam üç teker üzerinde gidiyor abi. Kardeşim, o zaman niye üç tekerlekli diye bu araba? Söyleyeyim mi neden olduğunu? Neden? Çünkü Michelin sahibiymiş. Kapa. Kapa kapa. Çok yazmasın. Güzel. Böyle bence güzel bitti. Bu haftalık bu kadar arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar da kendinize çok iyi bakın.